Tavuklarını öldüren köpeği binanın arkasında sıkıştırdı. Elindeki sopayla dakikalarca hiç acımadan dövdü. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan o şiddet anı bu kadarına da pes dedirtti. Sekiz sene tavuğumu boğdu, öldürdü. Ben de kovalarken orada tavuğu elinden alıyor, köpek bana saldırdı. İddiası bu yöndeydi. Güya sopayla kendini savunmuştu. Ama hayvan düşmanı vicdansız saldırdığı köpeğin hem kafatasında hem de gözlerinde hasar bıraktı. Kafatasında kırıklar var. Şimdi kontroller yapacak, MR'lar çekilecek, tomografiler çekilecek. Pes dedirten olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mahallelinin Duman adını verdiği köpek iddiaya göre bahçedeki tavuklara zarar veriyordu. Tavuk ağzında kaçırıyordu. Tavuğu peşinde yakalım, elinden almaya çalışıp. Köpekler geliyor çünkü tavuklar cadde kenarında yaşıyordu. Çevrelerinde bir çit bile yoktu. İki tane tavuğu öldürmüş galiba köpek. Dediklerine göre köpeğe vurmuş sopayla. İşte o cani hemen yanımdaki binada oturuyordu ve bu tavuklar da kendisine aitti. İddiasına göre zavallı hayvan bu tavuklara saldırmıştı ve bazılarını öldürmüştü. O da tavuklarını korumak için çit örmek yerine eline sopayı aldı ve zavallı Duman'a saldırmaya başladı. Saldırı anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Bir değil, iki değil, defalarca vurdu demir sopayla. Duman, ne oldu bir tanem? Savunması da pes dedirtti. Gelmiş allandırmış, bulandırmışlar bunu. Kendi şeyimi muhafaza olarak kendim muhafaza ettim onu. Yardımseverler Duman'ı işte tam da bu noktada buldu. Görmüş olduğunuz gibi o saldırının izi hala duvarlarda ve tedavi altına alınan köpeğin yapılan tetkikler sonrasında kafatasında çatlak olduğu tespit edildi. Ataşehir'de dayak yiyen çocuğumuz kafatasında kırıklar var. Şimdi kontroller yapacak, MR'lar çekilecek, tomografiler çekilecek. Duman şimdi emin ellerde ve tedavisi devam ediyor. Yani adam nasıl bunu dövmüş, ne diye dövmüş anlaşılır bir şey değil. Çok da masum bir çocuk.